hazırladım. Wow. Dostlarımı göreceğim ve büyük bir pasta yiyeceğiz. Başlatalım partiyi. İstemeyiz geç kalmayı. Bir yıl daha yaşlanacağım ve bu harika olacak. Bingo Bango nasıl gidiyor? Birazdan oradayım. Hey, bu harika. Tru'nun doğum günü, Tru'nun doğum günü. Doğum günü için özel bir şarkımız olacak. Davetiyemi aldım, heyecanlıyım. Hediyem burada, sabırsızım. Hey, Grizmalar önemi getirin. Büyük bir pasta yapacağız. Bu kraliyet duyurusu kutlayacağız. Kralın en sevilen kişisini, gönlünü harika kılmak için. Bugün doğum günüm. En iyi dostumun doğum günü. Paylaşacağım bu özel günü seninle. Nice yıllara Tru. Tamam, inanılmaz bir doğum gününe hazır mısın? Elbette. Dur, bu akşamki parti için yapılacak çok şeyim var. Hayır, yok. Çünkü bütün partini planladım. Gerçekten? Evet, bu sana hediyem. Bugüne kadar yapılmış en iyi parti olduğundan emin olacağım. Bugün hiçbir şey yapmak zorunda değilsin Tru. Abi, sen harikasın. Biliyorum ama yapılacak ciddi doğum günü şeyleri var. Hadi gidelim. Bugün doğum günü. Dostumun doğum günü. Bugün doğum günü. En iyi dostumun doğum günü. Bugün doğum günü. En iyi dostumun doğum günü. Ziyafete hazır mısın? Çok özel bir şey yaptım. Bil bakalım ne? Bu sensin. Evet. Onlara Bartle bisküvisi diyorum. Fikri aynadan aldım. Önce hangi kısmı yemeliyim? Kulaklarımı elbette. İyi seçim. Hey, tadı samanilla gibi sanki. Partimde samanilla pastası mı yiyeceğiz? Ha, bekleyip görmen gerek. Titrek jöleli mi olacak? Ağza patlayan kremalı mı? Evet, abi en iyi dostun olarak bu aromaları bir arada istediğini biliyordum. Ve kesinlikle sıradan kirazlı bir kek olmayacak. Beni çok iyi tanıyorsun. Doğum günüyle ilgisiz bir şey için fez baloncuğu şeyini alabilir miyim? Tabii. Al, bir Bartle bisküvisi daha ye. Mümkün olduğunca gürültülü yemeye çalış. Ne gürültülü mü? Griselda, fez baloncuğuma cevap ver. Griselda, acil bir doğum günü durumu var. Parlak balonlar mı bitti? Hayır, kirazlı pastayı samanvillalı titreyen ağızda patlayan kremalı pastaya çevirmemiz gerek. Ay sorun değil. Yemek yapmak zor değil. Tek gereken prensesin hassas dokunuşu. Ama elimde tarif yok. Prenseslerin tarife ihtiyacı olmaz. Yaptığımız her işte iyiyizdir. Değil mi Grizmalar? Tamam ama pastanın partimin en önemli kısmı olduğunu unutma. Tabii, o yüzden ben üstlendim. Tamam Grizmalar, Bartle Bey'i duydunuz. Kirazlı değil, samanillalı, titrek jöleli, ağızda patlamalı kremalı olacak. Benim süper hızlı kabartma tozum nerede? Biraz daha ekleyelim. Fazlası daha iyiydi. Hey çocuklar, dekorasyon işi iyi gidiyor mu? Tamam, güzel. Sonra görüşürüz. Herkes Mantar Şehri doğum günü hattına bilsin lütfen. Merhaba. Herkes yola çıktı mı? Elbette, tam zamanında. Güzel. Hey Bingo Bango. Yolu biliyorsun değil mi? Sonsuz ormandan sola döneceksin. Evet. Tamam. O zaman bunu evet olarak kabul ediyorum. Dondurma yemeği için kim hazır? Yemekte dondurma mı? Bunu yapabilir miyiz? Elbette. Bugün doğum günün. Hadi dondurmalı öğle yemeğini hazırlayalım. Mükemmel pişmeye hazır. Siz Grizmalar ne yapıyorsunuz? Geri çekilin, buna prensesin hassas dokunuşu lazım. Bu konuda iyi olmasan aşçılık zor olabilirdi.
Tamam Bartleby. Sanırım bu kadar yeter. Sadece en üstte bir şey daha. Bir tane balık kraker. Artık partimde bunu giyemem. Zaten onu giymeyecektin. Çünkü sana yeni kıyafet almaya gidiyoruz. Gerçekten mi? Ama ilk önce bütün dondurmayı bitirmen gerek. Tamam, bunu yapacağım. Hayır, bu kesinlikle olmaz. Havalı olması gerekiyor. Çünkü hep beraber fazlası daha iyiydi. Bakın. Doğum günü, doğum günü, doğum günü. Hiçbir şey bu otobüsün turunun doğum gününe gitmesini engelleyemez. Bu lezzetli çamur dışında tabii. Hey, ne bekliyorsun? Turun'un partisine gitmeliyim. Affedersin, katılacağım bir parti var. Devam edebilir misin lütfen? Evet, neden olur? Tamam, bu mükemmel. Yeni doğum günü kıyafetimi görmeye hazır mısın? Bakalım benimki kadar şirin mi? Bayıldım. Bu müthiş kıyafetin içinde partiyi sallayacaksın. Bu da ne? Bilmiyorum ama iyisine gidip bakayım. Neler oluyor? Trafik mi sıkıştı? Turun'un parti otobüsü. Merhaba Gökkuşağı Şehri Otobüsü. Önemli bir yere gidiyor olman gerekmiyor muydu? Öyle mi? Gitmeliydim ama gördüğün gibi. Bu çok lezzetli çamura batıp kaldım. Lezzetli koktuğu kesin. Çok lezzetli. Ağza patlayan kremaya çok benziyor. Griselda! Sıradan bir pasta sever için yeterince titrek oldu. Ama bu pastaya prenses seviyesinde titreklik gerekiyor. Fazlası daha iyidir. Hey Griselda! Ağza patlayan kremadan kaynaklı trafikten haberin var mı acaba? Bartleby, kariyerimin en önemli pastasını yapmakla meşgulüm. Zaman vermelisin. Sonra görüşürüz. Ama... Hoşça kal. Nerede kalmıştık? Evet. Doğum günü, doğum günü, doğum günü. Her şey sallanıyor. Bartleby, bak. Ağaçlar deriliyorlar. Gidip neler olduğuna bakmalıyız. True ama bizim şey ne olacak? Hadi Bartleby. Size yardım etmek için döneceğiz. Dayanın. Umarım tüm orman canlıları iyidir. Orman canlılarının iyi olduğuna eminim. Ve bugün kahramanlık yapmana gerek yok aslında, değil mi? Bilmiyorum bir ama yine de gidip kontrol edelim. Ağaçlar yolunuzu mu kapatıyor? Belki üçümüzü kımıldatabiliriz. True. Bekleyemez mi? Hala açmamız gereken yapışkan bir trafik var. Yardım etmezsek kimse ormandan geçemeyecek ama. Bingo bango. Parti dekorasyonları. Bu ağacı kaldırmalıyız. Hemen. İşte böyle. Çok ağır. İşe yaramıyor. Dilek yardımı alma zamanı. Dilek ağacına gidelim. Si? Nice yıllara True.
Ben partine kadar seni görmeyi beklemiyordum. Partinin beklemesi gereksiz. Bir tür deprem oldu. Evet, burada da hissettik. Sonsuz ormandaki ağaçlar devrildi ve kimse geçemiyor. Gökkuşağı şehrinde de yapışkan bir sorun var. Yapışkan, çamurumsu bir durum. Trafiğin sıkışmasına neden oldu. Aa, kulağa ciddi geliyor. Oturalım ve düşünelim. Tamam True, dilek ağacı sana nasıl yardım edebilir? Önce sonsuz ormandaki ağaçları tekrar dik hale getirmeliyiz. Evet, ve çok ağır olduklarını unutmayalım. Sonra yapışkan çamuru gökkuşağı şehri sokaklarından temizlemeliyiz. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı, lütfen mükemmel dileklerini paylaş benimle. Paylaş benimle minik dilekleri. Bir, iki, üç dilek ağacı. Paylaş benimle minik dilekleri. Şifreni göster bizlere. Kakalaka. Dilekler inanılmaz. Dilekopedi'nin bunlar hakkında yazdığını görene kadar bekleyin. İlk sıradaki Lifto. Lifto. Bu dilek oldukça güçlü. Üstüne koyduğun her şeyi kaldırabiliyor. Dene ve gör. Vay be. Lifto, ağaçları tekrar kaldırmamıza yardım edebilirsin. Lifto. Sıradaki... Pampa. Bu dilek her şeye hava basabiliyor. Patlak lastik gibi. Ya da balonlara. Pampa. Ya da trafiğin sıkışmasına neden olan yapışkan madde. Belki Pampa onu baloncuk yapar ve o da uçup gider. Pampa. Aa, işte bunu seveceksiniz. Kakaraka ile tanışın. En güçlü dileklerden biri. Kakaraka. Kakaraka bir patlama dileği. Büyük şeyleri küçük parçalara ayırmaya yardımcı oluyor. Vay canına. Kakaraka'yı henüz nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama harika olacağına eminim. Kakaraka! Su, zip, zap, dilekler çantama. Sağ ol Zip. Hoşça kal Zip. Size iyi şanslar. Tamam, döndük. Beklediğin için sağ ol. Bakalım bu ağaçları senin için yoldan çekebilecek miyiz? İlk dileği tutma zamanı. Zip zap zoo, seni seçiyorum. Uyan Lifto. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Lifto. Devrilmiş ağaçları görüyor musun? Onları tekrar dik hale getirmen gerek. Böylece yol açılır ve herkes gitmesi gereken yere gider. Ha, insanlar tekrar yoluna gideceği için heyecanlandım. Hadi Lifto! Şimdi aşağı in Lifto. Tamam, yolun geri kalanını da açalım hadi. Sağ ol Lifto. Şimdi çantaya geri dön. Hadi bir. O yapışkan dağınıklığı halletmek için gökkuşağı şehrine dönmeliyiz. Şey pişirmek dudaklarımı çatlattı. Güzel tenimle ilgilenmemden daha önemli olan ne? Aa.
True. Şükürler olsun. Bu lezzetli çamurdan daha fazla yiyebileceğimi hiç sanmıyorum. Tamam. İkinci dileğimi tutma zamanı. Zip Zap Zoo, seni seçiyorum. Uyan Pampa. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Pampa. Pampa. Bu dev yapışkan arkadaşlarımızı sıkıştırdı. Temizliğe yardım etmeye hazır mısın? Pampa. Güzel. Bu çamurda dev bir balon yapabileceğimize eminim. Pampa gücü hadi. Oh evet. Pampa. Sağ ol Pampa. Bu aklımı başımdan uçurdu. Şimdi çantaya geri dön. Sağ ol True. Sonra görüşürüz. Rica ederim. Güle güle. Bugün kahramanlık yapmanın gerekmeyeceğini umuyordum ama bunu kolayca hallettin True. Öyle değil mi? Merhaba Griselda. True. Sana mutlu yıllar dilerim. Teşekkürler Griselda. Bartleby ile pasta ile ilgili olmayan bir şey konuşabilir miyim? Elbette. Tamam. Ne oldu Griselda? Bartleby bu pasta yapmasını istediğim şeyi yapmıyor. Dur. Hayır. Kötü pasta. Kötü ve pasta kelimelerini duymak istemiyorum. Neler oluyor orada? Anlaşılan fazlası hep iyi değilmiş. Pabuduk pasta katı beklediğimden daha büyük oldu. Yani hay aksinin büyük olduğu bütün hafta pasta yiyeceğiz gibi mi? Hayır. Daha çok hay aksi fırın için çok büyük oldu. Hatta mutfak. Hatta ev içinde. Aa, çabuk gel. Daha fazla tutabileceğimi sanmıyorum. O da neydi? Bu bir... Süper büyük doğum günü pastası. Kasten yapılmış. Süper büyük doğum günü pastası. Mi, yapmamalıydın. Gerçekten de yapmamalıydım. Bu benim içindir. Bartleby, çok tuhaf bir şey oldu. Bu leziz samanillalı pastanın içinde kaldım. Daha önce trafikte kaldım ama hiç şöyle de kalmamıştım doğrusu. Bu pasta doğrudan Furiki İtaat Okulu'na gidecek. Geç kaldım. Lavaboya gitmeliyim. Gerçekten de inanılmaz. Nasıl olabilir? İmdat! Merhaba Bee. Merhaba True. Partiyle ilgili küçük bir sorun olabilir. Dev pastanın mantar şehrinin üzerine düşmesini ve tüm doğum günü konuklarımızın lezzetli yapışkan kremanın içinde kalmasını mı diyorsun? Aha. Bu planımın parçası değildi. True, gününü mahvetmek istemem ama sanırım gerçekten yardım lazım. Sorun değil Bee. İnsanlara yardım etmek en sevdiğim şeydir. Okey, Milo. Merhaba Kimilo. Bir pasta sorunumuz var. Mantar şehrine. Bu pasta kocaman ve lezzetli görünüyor. Acaba yiyerek mi halletsek? Çünkü bu bana uyar. Kulağa lezzetli gelse de çok zaman alabilir. Üçüncü dileğimi tutma zamanı. Zip Zap Zoo, seni seçiyorum. Uyan Kakaraka. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Kakaraka. Dev bir pasta sorunumuz var. Yardımın gerek. Kakaraka! Hazır mısın Kakaraka? Kakaraka! Biz arkandayız Kakaraka. Kakaraka! Tamam, şimdi işaretimi bekle. Sayıyorum. 3, 2, 1... Kakaraka! Yal yes! Yal yes! Yal yes! Ay canına! Son durak parti zamanı! İyi yıllar Artur! Gökkuşağı kedileri aşkına! Bu cidden inanılmaz! Bu çok... Hadi partiyi başlatalım. Yani sana...
sanırım seneye partiyi planlamayı sana bırakmalıyız. Ha? Bu da ne demek Bartleby? Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Ayrıca bir pastam bile yok. Bartleby, inanılmaz bir gün geçirdim ben. Daha çok seninle geçirdiğim içindi bu. Pikniği ve dondurma yemeğini çok sevdim. Kıyafetime de bayıldım. Bugün her şeyi yürekten yaptın. Bu da bunu en harika doğum günü yapıyor. Ha? Ne? Bartleby, gökten top kek yağıyor. Daha önce kimsenin böyle bir doğum günü partisi olmamıştır. Kakaraka! Aferin kakaraka. Zoo zip zap dilekler çantaya. Nice yıllar açtı. Harika bir parti. Bu parti inanılmaz. Teşekkürler çocuklar. Bu en iyi parti olmanın da ötesinde. Ve hepsi Bartleby sayesinde. Aferin sana Bartleby. Aa, yapmayın. Sağ ol True. Bunu hak ediyorsun. True. Hey, o nereye gitti? Şimdi de doğum günü eğlencesi için... karşınızda harika onur konuğumuz. Gökkuşağı Krallığı'nın en sevilen doğum günü kızı ve arkadaşımız için ellerinizi ya da patilerinizi birleştirin. True için. Bugün doğum günü, nice yıllara true. Bugün doğum günü, nice yıllara true. Bugün doğum günü, nice yıllara true. Doğum gününü kutluyoruz beraber. Thank you.